Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz bu reglan kol elbisenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Yapımı gerçekten en kolay modellerden birisi. Eğer dikişe yeni başlıyorsanız bu kalıp tam size göre. Kalıplarım bu şekilde 3 parçadan oluşuyor. Kumaş olarak krep kumaş kullanacağım. Kumaşım gerçekten çok 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 güzeldi. Tam bu elbiseye göre bir kumaştı. İlk olarak kolumu gösterdiğim gibi yerleştirmekle başlıyorum. Daha sonra bedenlerimi yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum kumaşıma ki kumaşımı verimli bir şekilde kullanabileyim. Ön parçamı gösterdiğim gibi hafif çapraz olacak şekilde, verev olacak şekilde yerleştiriyorum. Çünkü ben boyun kısmına birazcık büzgü istiyorum. Siz büzgün miktarına göre bu çaprazlığı arttırıp azaltabilirsiniz. Ne kadar çok bu miktarı açarsanız o kadar çok büzgü elde edersiniz. Ben çok çok az bir büzgü istediğim için bu şekilde bir 4 santimlik kadar bir eğim verdim. Şimdi 1 santimlik dikiş payımı vererek kesimimi yapıyorum. Kalıbımı yine kendim hazırladım. Kalıbın siparişini Instagram adresimden oluşturabilirsiniz. Kalıp reglan kollu, standart beden, 36-44 beden uyumlu bir kalıp. Elbise, sweatshirt, tunik, bluz, hatta model uygulaması yaparak trench coat bile çalışabilirsiniz bu kalıpla. Oldukça oversize bir kalıp. Kemerim için bu şekilde bir toka kullanacağım. İçinin ölçüsü 4,5 santimdi. Ben 4 santimlik bir kemer kesiyorum. Kumaşımın kesimi bitti. Şimdi astarımı keseceğim. Ön parçaya verdiğim büzgü kısmını astarda çıkarıyorum gördüğünüz gibi. O kısmı astarın dışına yerleştirdim. Şimdi birebir aynısını kesiyorum. Şimdi birebir aynısını kesiyorum ama astarın boyunu elbisemin boyundan sonra birazcık daha bir 10 santim kadar daha kısa yaptım. Siz de o şekilde yaparsanız daha iyi olur. Koluma astar istemiyorum kumaşın biraz kalın olduğu için. O yüzden bu şekilde pervaz gibi bir parça kesiyorum. Çünkü bu reglan kol olduğu için omuz kısmı dışarıda kalacak. Yani ön beden ve arka beden için astar kestim. Ama kol kısımlarım açıkta kalacağı için ve temizleyemeyeceğim için bu şekilde bir yöntem buldum. Sadece omuz kısımlarını kapatacak şekilde kolumun bir kısmının kopyasını aldım. Şimdi gösterdiğim yerden ön parçamı büzüyorum, yaka kısmını. Büzdükten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kollarımı takacağım. Ön kolumla ön bedenimi yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Şimdi arka kolumla arka bedenimi birleştireceğim. Yine yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Normal kol gibi yuvarlak bir yapıya sahip olmadığı için bu kolun dikmesi gerçekten çok kolay oluyor. Dikildikten sonra bu şekilde gözükecek. Bu kısım ön bedenim ve bu kısım da kolum. Şimdi koluma lastik detayını ekleyeceğim.
Kolumun ucunu 1 santimden içeriye kıvırıp diktim. Bu kıvırdığım kısımdan yukarıya 7 santimlik bir ölçü alıyorum ve çiziyorum burayı. Çizdikten sonra lastiğimi bu çizgiye dikeceğim. Lastiğimi diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Kolumu yüzü yüzüne gelecek şekilde katlıyorum. Ve lastik dikişleri, koltuk altı dikişleri üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Ve yan dikişim boyunca dikiyorum. Şimdi arka kısmına fermuar takacağım. İlk önce bu kısma overlock çektim. Ve şimdi fermuarımı takıyorum. Fermuarımı diktikten sonra alttaki açık olan kısmı birleştireceğim. Bunun için yine yüzü yüzüne gelecek şekilde katlıyorum. Ve fermuarımın tam dibinden bir dikişle başlayarak aşağıya doğru dikiyorum. Ve fermuarımın dikilmiş hali bu şekilde gözüküyor. Astarım için elbisemde yaptığım aşamaların aynısını yapıyorum. Sadece şu kol kısmını göstereceğim. Kol mantığı da aslında aynı. Sadece kolu kısa olarak çalıştım. Başka hiçbir olayı yok bunun. Astarımı diktikten sonra kuşağımı dikiyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde gösterdiğim gibi katlıyorum. Kuşaklarınızı mutlaka ama mutlaka iğneleyerek dikmeniz gerekiyor ki herhangi bir marullanma vesaire olmasın. Diktikten sonra küçük bir boşluk bırakıyorum ara kısmına. Bu arada davulcu geçiyor. Umarım ses gelmiyordur. Ve tekrardan boşluğu bıraktıktan sonra dikişime devam ediyorum. Bu boşluk kısımların başına ve sonuna mutlaka sağlamlaştırma dikişi yapıyorum. Böyle bir upuzun dikdörtgen elde ettim. Köşe kısımlarını kesiyorum dönüş güzel olsun diye. Şimdi bunu düzüne çevireceğim. Bıraktığım boşluktan dışarıya çıkarıyorum iki parçayı da. Şimdi kemerimin tokasını takacağım. Gösterdiğim gibi kemerden geçiriyorum kuşağımı. Ve yine gösterdiğim yerden dikiyorum. Bu kısmın dikmesi tokasından dolayı biraz zor oluyor. El dikişiyle de dikebilirsiniz. Şimdi astarımla bedenimi birleştireceğim. Astarımla bedenim yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve sadece yaka kısımlarını birleştiriyorum. Yakamı birleştirdikten sonra astarım dışarıya dönme yapmasın diye bir çima dikişi gidiyorum.
Şimdi fermuar kısmını temizleyeceğim. Yine bedenimle astarım yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Astarım fermuarın üstüne denk gelmeli. Fermuarın dişlerine girmeden fermuarın kumaş kısmıyla astarımı birleştiriyorum. Bu işlemi fermuarın en ucuna kadar yapıyorum. Bu arada dikerken dikiş makinem çok fazla sallanıyor. Dikerken bu kadar fark etmemiştim ama şu an izlerken daha çok fark ettim. Dikiş makinemin alt kısmında bir destek olmadığı için boşluk kısmına denk geliyor. Bu yüzden masa çok sallanıyor. Ben bunun için normalde dikiş makinemin altına bir halı kaymaz koyuyorum ve bu şekilde daha az sallanıyor. Hatta hiç sallanmıyor. Ama temizlik sırasında kaybettim. O yüzden şu anda altında hiçbir şey yok. İlerleyen videolarımda tekrardan koyacağım onu. Bu şekilde hoş bir görüntü olmamış. Kusura bakmayın. Şimdi diğer tarafını da fermuarını temizlemekle devam ediyorum. Şimdi astarımın alttaki açık olan kısmını beden kumaşımda yaptığımın aynı mantığıyla kapatıyorum. Fermuarın dibinden düz bir dikişle aşağıya iniyorum ve burayı da kapatıyorum. Ve elbisemin bitmiş hali bu şekildeydi. Bence sonuç gerçekten çok güzel oldu. Bu modelle bu kumaş çok yakıştı. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kalıbın siparişini Instagram adresimden oluşturabilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kutucuğuna yazıyor olacağım. Daha fazla dikiş videosuyla görüşmek üzere, hoşça kalın.